Herkese selamlar. Silk Road Online'ın eski serverlarına başlanır mı serimizin ikinci bölümüyle karşınızdayız arkadaşlar. Videoyu beğeniyorsanız lütfen beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın dedikten sonra hemen kaldığımız yerden devam edelim. Önceki videoda ne yapmıştık arkadaşlar? Önceki videoda 8 level olduk, soul setimizi aldık. Şimdi görevlerimizi almıştık. Hemen arka çanta görevini yaparak görevlerimize devam edelim. Hemen şu mobilleri bir keselim şöyle. Şunu da kapatalım. Şöyle bakıyorum. Skiller sesimi bastırmıyor diye düşünüyorum. Siz de lütfen yorumlarda ses konusunu dile getirin arkadaşlar. Bastırıp bastırmadığı konusunda. Sen yavaş yavaş öl. Neyse sen hadi öl. Öl, can çekişme. Arka çanta görevi lazım arkadaşlar. Lütfen arka çanta görevlerinizi hemen şöyle hazır. Elinizdeymişken halledin. Sonra bir daha toplamakla uğraşmazsınız. Sen şunu al bakalım. Gel, senden de bir can dolduralım. Böyle tıkır 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 hepsini kesiyoruz mobilleri. Token'da topluyoruz. Token'umuz kaç tane oldu? 52 tane oldu. Aslında şu an sun silahı alsak alırız ama gerek var mı? Yok arkadaşlar. Neden? Zaten görevlerle hızlı hızlı kasılacağız. İlk başlarda görevler fazla X vermiyormuş gibi görülebilir. Ama yapmanızda fayda var. Çünkü veriyor arkadaşlar. Şurada bir tane görevimiz varmış. Şunu hemen bir verelim. Neymiş bu? 2 SP verdi. Arkadaşlar 2 SP 2 SP'dir. Allah bereket versin. 3'e 5'e bakmayın yani. İkisi damlaya damlaya göl olur. Dağdan kestim kereste demişti. Rahmetli Kemal Sunal. Ne alaka demeyin. O alaka işte. Tamam, şimdi bu görevi bitirdik. Ben tabii ki buraya kadar yürüyecek miyim? Tabii ki yürümeyeceğim. Buradan Konstantin'e yürüyeceğim. Konstantin'de bir teslim görevimiz var. Şu. Kimmiş bu? Weapon Trader Balbora. Şu silahçıya şu görevi vereceğiz. Şu görevi vereceğiz. Ondan sonra en son ışınlandığımız noktaya geri döneceğiz arkadaşlar. Bu arada müziği dinleyin, müzik güzel. Gerçekten şu Konstantin'in müziği harika arkadaşlar. Şöyle 4 token da buradan aldık. Ama biraz fazla çıkıyor gibi hissediyorum sesini. Şöyle 1-2 tık kısacağım. Bunu verdik. Tokenlarımızı şöyle koyalım. Taşıma görevi, yani bu da arka çanta göreviydi. Bunu açtık. Gayet güzel. Hemen şimdi şuradan çantamızı bir düzenleyelim. Tertip, düzen, nizam, intizam arkadaşlar. Şunu şöyle koyduk. Bunları da şöyle rastgele koyuyorum. Tamam, şimdi buradan devam edelim. İkinci çantamızı da açtık. Hayırlı uğurlu olsun. Neredeydi o eleman? Şu arkadaştan Move to Last Recall Point dediğimiz zaman direkt buraya atacak bizi. Çünkü burada ışınlanmıştım ben en son. Şimdi görevimiz Misos, Bora'yı ve Bartelles. Şunları gidelim keselim yavaş yavaş. Şunu da kapatıyorum. Daha vurdum şöyle. Bartislere zehir atıp diğerlerini şeyle kesmek daha mantıklı gibi geldi arkadaşlar. Vurarak. Bakın mesela koşuyor peşimizden. Koş dayıcım. Koş. Anca gelirsin. Gel. Gel 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 gel. Hop. Hop. Çok tatlı yani. Bir skillimiz var şu an. Skiller hızlı hızlı dönmeyebilir ama
Tatlı tatlı bunları burada keseceğiz. Şu pet niye takıldı? Gel bakayım sen şöyle. Neyse gelirsin elbet. Şöyle Z bug'ımızı yapalım. Biz kendimiz de toplarız ya. Pet'e de ihtiyacımız yok açıkçası. Ha bunlar aslında zehir değil de hani yememi... Oh! 121 yedik ya. Allah kahretsin seni. Sen nasıl vuruyorsun öyle? Tabi sol setimiz var. Sol sette bu kadar oluyor. Ama bence Silk Road Online yani uzun yıllardır yapması gereken şeyi geç bile yaptı. Arkadaşlar başlangıçta sol set hepimizin işini kolaylaştırıyor. Yani silahınız sos olmasa bunlardan 125 değil tek yersiniz. 400 yersiniz. O yüzden bence güzel. Yani başlayacaksanız gelin. Takılmalık da olsa keyifli oynarsınız. Derken 9 level olduk bile. Şöyle zehri atıp kaçmak çok zevkli bu arada. Bakın ben bu işi sevdim. Okçular biraz sıkıntı. Okçulara da hemen şu skill'i yapıştırıyoruz. Bak zaten skill çok hızlı döndüğü için. İyi yani. Atana kadar dönüyor neredeyse. Şunu da atalım. Bu arada skill'lerimizi yükseltelim. Hemen Warlock kısmından. Şunu yükselttik. Ara level'larda zaten up gelmiyor. Bu kısmından clear'imizi de yükseltelim. Şu an gayet ekonomik gidiyoruz. 32'de SP arttırdık. Gayet hoş. Bu bölümde de olabilirsek inşallah 13 olacağız sizinle birlikte. Yani atlaya atlaya yapmak istemiyorum bu ezik level'ları. Çünkü bu ezik level'lar benim hoşuma gidiyor arkadaşlar. Tabii ki ileriki level'larda böyle her görevi tek tek göstermeyeceğim size. Şöyle bakın koş 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 koş. Allah rahmet eylesin. Koş 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 koş. Aa öldü. Warlock oynamak şu an için keyifli. Tabii bunu söylemek için daha erken. İleride bakalım ne yaşayacağız. Yani ileride Inchar'ın dezavantajlarını yaşarız diye hissediyorum. Çünkü dayanamıyor arkadaşlar yani Inchar kim ne derse desin. Setini falan sağlam yapmamız lazım. Bartisleri bitirmişiz. Şöyle devam edelim. Baroyları keselim biraz da. 20 coin. Bunlar Bartislerden çıkıyordu. Tamam, yine karışık kesmeye devam ederiz. Ha bunlardan çıkıyormuş. Gayet güzel. Ama yani şu zaten zehri sal. Zehri sal kaç. Ekstra da bir iş yapmadığımız için. Diğerlerini de kesebiliriz. Pet yine takıldı. Şu Monk's Token'ı en azından ben kendim alayım ya. Token'ı aldık mı? İyi almışız token'ı. Böyle devam edelim. Ona vuramadık. Neyse sağlık olsun. Mesela bakın gayet güzel SP geliyor arkadaşlar. Her canavardan yarım SP geliyor. Yani 40 SP oldu bile. Ha ileride tabii hızlı hızlı gidecek bunlar. Onlara şeyimiz yok da. Söyleyeceğimiz bir şey yok da. Ama en azından böyle güzel SP'de kasılıyor. Bu arada herhalde Warlock Cleric en fazla SP isteyen bu hitlerden bir tanesi. Bir de X-Bow var. X-Bow Cleric de gayet güzel istiyor. Bunu da keselim. Sen de öl. Sen de öl. Vurdun mu? Vurdun mu? Vuramadın. Allah rahmet eylesin. Vuramadan öldü. Hık dedi gitti valla. 23, 24... 25 oldu. Devam edelim. Birazdan zerk diyeceğim arkadaşlar. Zerk de ben de merak ediyorum. Yani zerk zehir, zerk zehir. Aslında zaten bu level'da zerk dediğin zaman direkt tek yiyorlar. Yani çok da bir ekstrası da yok açıkçası. Al bakayım. Yani şöyle geçerken zaten bir iş yapmadığın için hani hadi bu skill tamam da şu hemen böyle elini kaldırıyor. Hop devam. Outpost'a giderken ufak zehirlerimizi salalım. Eksimizi kasalım. Zaten gidene kadar 10 level oluruz muhtemelen. 9 level olduk. Şunumuzu takalım. Karakteri en kısa açtım çünkü burada böyle çok güzel görünüyor arkadaşlar. Hoşuma gidiyor burada görünmesi.
Winglet'i çok uzun açmıştım. O görünmüyordu böyle elbisesiyle elbisesiyle. Ama bu görünüyor. Çok yedik. Böyle devam. Bir tane de sen al bakalım. ...98... Son bir mob daha kestiğimiz zaman... Bir tane daha varsa şöyle hemen kenarda bırakayım ona da. Tamam, hadi. Hadi bakalım. 99. Ve level atladık. Koşarken level atladık arkadaşlar. Gördünüz. Şunumuzu da takalım. Hemen şunu 10 level yaptık. Yeni skillimiz açıldı. Onu da şöyle koyalım. Bunu da böyle koyalım. Yani böyle fena olmadı gibi. Klerimizi de ona çektik. Rest şu anlık gerek yok. İhtiyaç duyarsak bunları açarız. Hemen görevlerimizi teslim edelim. 8 SP veriyor. Gayet tatlı. Yeni görevlerimizi alalım buradan. Şimdi bunu verdik. Yeni görevlerimizi de aldık. Bu da taşıma görevimiz. Şöyle hemen intimize de verelim arkadaşlar. 10 level olduk. 10 level'da ayakkabımız açıldı. Başka da bir şeyimiz yok. Şimdi hemen şöyle en yakından kesmeye başlayalım. Barpolle Doggenetos tamam. Kikdopes Doggenama tamam. Doggenetos Barpolle Kikdop filan falan. Tamam, şuralardan başlayalım işte kesmeye. Video çok uzun olmasın diye şöyle sadece biraz göstereceğim arkadaşlar. Ondan sonra muhtemelen... Ha, bir de zerk koyalım ya. Kaçalım bir yandan da. Koy zehri kaç arkadaşlar. Şöyle bir can dolduralım mesela. Hop. Hop. Zerkliyken daha da bir tatlı. Hop, başarım elde ettik arkadaşlar. Mana Crank bir işimize yarıyor mu? Hiçbir işimize açıkçası yaramıyor. Şöyle kaçalım. Tabi ileride sun setimizi aldığımızda bunlar, yani kendi level'ımızın mobları da bize vuramayacaklar. Arkadaşlar bu arada nasıl ekstra astığımızı görüyorsunuz. Allah'lık bir durumdayız. Ama Warlock'un bir ufak problemi var. Setimiz yetişemiyor arkadaşlar size toplama konusunda maalesef. Hele böyle zerkliyken. Pet burada takıldı kaldı. Şimdi biz kendimiz elimizden toplayacağız. Şuna bir atak atalım. Hop. Şuna şunu attık. Buna bunu attık. Şöyle gezelim bakalım. Bu arada level atladık. Bir zerkli bir level. Nasıl atlanır? Videoda da görebilirsiniz. Pet gelsin. Gel de şuları topla ya. Bak bunlar boşa gidiyor. Gülüm hadi. Tık tık tık. 11 olduk. Hemen şapkamızı da takalım. Bu şapkada Allah'ım sen affet. Çok çirkin ya. Böyle koşalım yavaştan. Kaçmaya gerek yok. Canımızı ufaktan da olsa doldururuz. Tabii bu canın neyini dolduruyorsak o da ayrı bir mesele. 62 tane token'ımız oldu. Görevlerden token aldık mı? 9 tane daha almışız. Koyalım şöyle. 71 token oldu bile arkadaşlar. Böyle böyle görevlerle de 16'ya kadar kasacağız. Şimdi. Şurada da görevlerimiz var tabii. Çantamı da kapatıyorum. Kaç 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 kaç. Zaten bak gelene kadar. Gel gel hadi 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 hadi. Yok ya. Bunun pH botta ayarı da var. Hani bir tane zehir atıyorsunuz. Ondan sonra kaçıyorsunuz arkadaşlar. Klerik açıldığı zaman daha da tatlı olacak. Yani klerikten koyacağız abi şeyimizi. Holy Recovery'imizi. Holy Recovery divizyonumuzu. Ondan sonra canımız azaldığı zaman da mana heal orbitimizi, heal cycle'ımızı koyacağız. Bunu iki tane atalım ama. İki zehirli de bu ölsün. Neden? Çünkü canım öyle istedi. Zaten görevi bitene kadar biz burada herhalde 13 oluruz.
Hop 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 hop. Ayı kardeş. Şimdi bir tanesini bitirdik. Görevlerimizin. Bunları da bitirelim. Bu mobları da çoğu kişi bilmez ve sevmez. Yani ben de bu mobları mesela gördüğüm zaman çok şaşırmıştım. Eskiden gördüm de. Yani bu mobların varlığından pek haberim yoktu açık konuşmak gerekirse. Ama değişik güzel bir mob bunlar da. Şöyle bir de can da çekelim. Öf, ayı gibi ayı ya. Şimdi zerkimiz de doldu. Ne yapalım, şuna bir zerk diyelim ya. Şöyle ufak bir deyip jantımızı da keselim arkadaşlar. Hop. Şu zehir yemesini kolaylaştırıyor bu arada. Hop. Şunu al. Bir de şunu al. Aman. Güzel, bitene kadar zaten görevler de bitmiş olur. Çok güzel bu arada kasması. Yani zehri bırakıp kaçıyorsun ve sadece eksler geliyor yani şöyle. Böyle hareketli oynarsanız bile. Daha tabii tam alışık olmadığım için çok hareketlenemiyorum ama. Tabii bizim pet yine bir yerlerde takılmıştır muhtemelen. Bırakıp kaçacaksınız yani arkadaşlar. Bunun güzelliği de bu. Abi elimiz alışacak. Yavaş yavaş şöyle her şey bir anda olmaz. Spear Nuke'den Warlock'a döndük. Masum ne derler? Warlock görmüş. Masum köylü gibi kaldık ortada. Böyle devam edelim bakalım. ...12 olduk. Güzel. Genciz, güzeliz. 12 olduk. Sizi üzeriz. Şöyle hemen intimizi verelim. Skilllerimizin upları geldi. Şimdi işin rengi ufak ufak değişmeye başlıyor arkadaşlar. Aşağıda yeni skiller de var ama şöyle bir yandan da vurmak istiyorum şunlara. Bunumuzu yükseltelim. Bunumuzu yükseltelim. Bunları ufak ufak vuralım bir yandan. Şunu yükseltelim. Şunu yükseltelim. Şimdi bu arkadaşlar sürüme, bu reduce physical defense diyor. Yani bu attığınız kişinin canavar olur, minik olur, PvP'de adam olur. Attığınız kişinin fiziksel defansını düşürüyor. Bu şu an bizim bir işimize yarayacak mı? Hiçbir işimize yaramayacak. O yüzden bunu şu an için açmayacağız. Çünkü SP lazım arkadaşlar. Her şeyi rastgele açmamak lazım. Açıklamaları okuyup açmak lazım tabii ki. Bunu da koyalım şöyle. Hemen şuradan buff'ımızı da 12'ye çekelim. Güzel. 12'ye FF'iz. 43'te SP'miz var. Kasmaya devam ediyoruz. Eşyalarımızı da giyelim şöyle. Takamadığımız bir tek bunumuz kaldı. Bu arada 19 dakika kadar olmuş videoda. Muhtemelen şu bir Klaus'u bitirdikten sonra görevleri ben kendim elle devam edeceğim yapmaya. Şunları toplayalım. Some Warlock Problems arkadaşlar. Bazı Warlock problemleri pet görmüyor ya da yetişemiyor. Ama sabit bir slotunuz olduğunda bu kadar gezmediğiniz zaman daha rahat oluyor. Pet hepsini yakalıyor. Merak etmeyin. Şimdi bir tane bir klava ihtiyacımız var. O da zaten düşer herhalde şuralardan. Belki de şurada bir tane bir şey gördüm. Bakayım o bir klava mı? Al bakayım onu. Tamam. Şimdi arkadaşlar ben şu Kiklop ve Barpolle görevlerini yapıp tekrar geleceğim. Ondan önce tabii şurada müsaadenizle görev var mı yok mu bir bakalım. Bir tane görevi bitirmişiz ama neyi bitirdik? En son toplu veririz diye düşünüyorum. Şunu alalım. Suspect Can. Şunu bir al ya. Sen çok geldin. Hadi öl beni de uğraştırma. Şunu da
Aldık. Evet. Şimdi arkadaşlar ben şu görevleri tamamlayıp geliyorum diyelim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben bu görevleri bitirdim arkadaşlar ve 14 level olduk. 89 SP'miz, 28'de eksimiz var. Şöyle giderken ufak tefek verelim. Yalnız ufak tefek artık hani vurduklarını hissediyoruz arkadaşlar. Şu içeride özellikle dayanamadım. Bir kere öldüm ama ondan sonra bir zehir bir oto atak yaparak ufak tefek böyle vücut hareketleriyle toparladık. Şimdi gidelim. Şu görevlerimizi verelim. Giderken şunları da arada keselim. Zaten vuruyorsun, yürüyorsun. Başka da bir şey yaptığın yok. Şampiyonları iki zehir atıyoruz. İki zehir demek. İkisinin aynı anda vurması demek. Hop. Sana bir tane. Sana bir tane. Şöyle ufaktan kaçalım. Sana da bir tane. Aynı anda iki yaratığa birden atabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bu toksini attık. Mesela bakın şunu yediği zaman gidin başkasına atın. Hiç önemli değil. Yani üçüncüye de atabilirsiniz. Toksin etkisini devam ettiriyor. Yani daha doğrusu toksin değil. Şu diğer virüs etkisini devam ettiriyor. Toksin yalnızca üstündeki olan canavara vurmaya devam ediyor. Anlatabildiğimi bilmiyorum. İnşallah anlamışsınızdır. Yani şöyle. Şimdi bu yakıyor. Burn. Bu da zehirliyor. Toksin. Bu yakmadan da hasar veren bir skill. Yani attınız bu mesela Doggen'e şuna vuralım mesela bakın. Yanmadı şu an. Burn gelmedi. Bakın canı gitmeye devam ediyor. Gördünüz mü? Bu skill'in ay bak şu burn geldiği zaman 3 tane canavara da bu skill'i atabilirsiniz. Zaten burn vurmaya devam ediyor ama burn gelmeden 3 tane canavara vurursanız bir tanesini iptal ediyor arkadaşlar. Bir yaratıktakini iptal ediyor. Aklınızda bulunsun. Bu da böyle bir çıtır çerez bilgi diyelim. Şöyle Allah'ım kesmeden gitmek imkansız ya gerçekten. Şuna da şöyle ufaktan bir buna vurmak gerekir ama. Şöyle kaçalım biraz. Şunu şöyle yapalım. Bir can dolduralım çıtırdan. Şunu da koyalım. Bir daha koyalım. Bir can daha çekelim şuradan. Güzel de can dolduruyor yani arkadaşlar. Yüksek level'larda bilmiyorum bu kadar dolduruyor mu ama. Hasarı biraz düşük ama can doldurma oranı yüksek. Dedikten sonra şöyle bir yardıralım. Buralarda da parti çıkıyor. Enteresan. Acaba ekstrem otoda mı? Yok. LTP'deyiz. Ana Peranla, TR Reis, TR. TR Reis, TR. Winglet oynarken de bu level'lardaydı. Hala bu level'larda. Winglet 122 oldu. Reis herhalde sadece PGV falan yapıyor. Böyle takılmalık bir çar yapmış. Ona da selam olsun. Onu da öyle hatırladık. Şöyle geçelim. Kaç tane tokenımız oldu? Şuraya koyduk zaten ama ben yine çantayı açtım. 107 tane tokenımız oldu arkadaşlar. Potta gördüğünüz gibi pek de bir şey yakmadık. Bu bölümde 16 olur muyuz? İnşallah bu bölümde 16 oluruz. 16'lık sun silahı takar. Kaldığımız yerden görevlere devam ederiz. Biraz da 16'lık sun silahla slotları keseriz. Böyle görevleri yapa yapa ilerleyeceğiz. 14-16'lık sunu takalım. Şöyle bir 20 falan olursak belki bir iki bölüm sonra bir TG'yi de yoklarız. TG'de muhtemelen kesilmemiştir. Diyelim şöyle hemen 53 oldu eksimiz. Şunu da verelim. 61 oldu. Hop 83. Level atladık. 15 level olduk. Gayet tatlı oldu arkadaşlar. Şöyle şunları da devam edelim vermeye. 16 bile olurmuşuz yani çok da az kalmış. Şimdi şunlar taşıma görevleri. Bu taşıma görevlerimizi de alalım şöyle arkadaşlar. Bu Sunset Witch'te bunları yapacağız taşıma görevlerimizi. Şöyle hemen intimize verelim. 157 SP oldu. Bakın arkadaşlar görevlerin önemi burada ortaya çıkıyor işte. 157 SP'niz varsa kafanız rahat. Şöyle hop hemen bufflarınızı, skilllerinizi açarsınız. Dedikten sonra bizi Outpost 3'te 3'e gönderiyor arkadaşlar. Şöyle haritamızı kapatalım. Speak with Outpost Commander Dick. Yani başka isim mi bulamadınız güzel kardeşim. Diyelim şöyle. Çekelim şunu devam edelim. Bir yandan şöyle moblara da zehir atalım. Şunlar artık pek bir X vermez zaten. Yeşile düştüler. 54-30'dan 54-65 yaptı. Pek bir şey vermedi.
Tokenımızı alalım. Şimdi bunun dezavantajı dediğim gibi arkadaşlar, hani sabit bir slotta kasmıyorsanız, çok hareketli kendiniz böyle başlara kasıyorsanız token kaybedebiliyorsunuz bir miktar. Ama ileride slota girdiğiniz zaman zaten toparlarsınız. Çok kritik bir şey değil. Şu partiyi kesmek isterdim ama şurada parti var. Tabii birisi aşağıdan gold partisi yapıyor. Yapsın bakalım. Ben de diyorum parti mobları neden çıkıyor? Biz gold partisi neden yapmıyoruz? Çünkü açıkçası uğraşasım gelmiyor arkadaşlar. Bayağı bir mesai, bayağı bir vakit harcamak gerekiyor çünkü gold partisine. Şöyle bir gidelim bakalım. Eksimiz 57 oldu. Gidene kadar biraz daha kasarız. Bu bölümde 16 level oluruz. Ondan sonra bu bölümü de bitiririz. İkinci bölümün de sonuna geliriz. Seriyle ilgili yorumlarınızı mutlaka belirtin arkadaşlar. Önerilerinizi, tavsiyelerinizi, yapmamız gerekenleri, yapmamamız gerekenleri, görmek istediklerinizi mutlaka belirtin. Ona göre güzel bir seri beraber çıkartalım diyelim ve yolumuza devam edelim. Şunları da koyalım. Derken çıtırdan yolumuzdaki mobları da keselim. Hop. Böyle. Zaten herhalde gidene kadar atlayacağız arkadaşlar. Şuna koy. Tabii biraz yüksek mob olduğu için, elimizdeki de biraz düşük olduğu için pek bir şey vuramadık ama yine de kestik. Güzel. Yani anlık hasarınız yok, sürekli hasarınız var. Canınız dayanıklı olduktan sonra gayet güzel kasılır arkadaşlar. Şu an gerçekten sıfırdan başlayıp şöyle elle kasmanın tadını aldım açıkçası. Güzel oluyor arkadaşlar. Belli bir level'a kadar şu jantı bayıltalım burada ya. Özellikle de koyalım. Belli bir level'a kadar botlamayacağım arkadaşlar. Böyle seri şeklinde birlikte devam edeceğiz. Belli bir yerden sonra tabii artık ben de yavaştan botlamaya başlayacağım. Takdir edersiniz ki. Şöyle şunu da koyalım. Şunu koyalım. Devam edelim. Burada şunları da şöyle hemen bir çıtır 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 çıtır. Zerk olunca tabii bu zehirlerin de vurma şeyi artıyor arkadaşlar. Miktarı artıyor gördüğünüz gibi. Al bakayım sen de şimdi bir tane. Hop. Zerk yokken Giant'lara pek bulaşmak istemiyorum açıkçası. Ya kesilir. Zor değil. Hatta çarlar dayanıyor zaten gördüğünüz. Ama neden uğraşalım arkadaşlar? Boşuna ameliyelik. Zerkimiz 20 level'da mı? Şöyle bakalım şu pasifimizi. 20 level'da pasif açıldığı zaman zerkimiz çok hızlı da olacak. O zaman asıl güzel kasacağız. Diyelim ve şöyle devam edelim. Yeni outpost'umuza geldik. Üçüncü outpost. Şunlara bakalım. Mesela bir tane atalım. Bunu tekleyebilecek miyiz? Zaten Germant olduğumuz için, yani Robby olduğumuz için pek bir şey vurmayacak da. Bunu muhtemelen teklemeyecek. Teklese de uzun sürecek. Teklememe ihtimali var arkadaşlar. O yüzden bir tane bundan atacağız. Bir tane bundan atacağız. Yolumuza bakacağız. Hatta şöyle yaparız. Önce bunu atarız. Cooldown'u da geçsin. Sonra bunu atar. Yolumuza bakarız. Yalnız outpostların çadırları görünmüyor. Enteresan bir şekilde. Neyse buraya kadar geldik. Şunu verelim. 4 ZP'mizi alalım. Eksimiz %87. Hemen şunu hop pardon. Güzel kardeşim bak. Hadi bakayım sen be. Hadi bak. Bu da tek attı. Güzel.
Şimdi birkaç tane mob kesip hemen ışınlanacağım arkadaşlar. Şu görevleri sizinle birlikte verelim. Tamam, sen ölürsün artık. -89 oldu eksimiz. Arkadaşlar, şu görmüş olduğunuz arkadaşa kesinlikle ve kesinlikle güvenmeyin. Kesinlikle çok büyük bir dolandırıcıdır. Aklınızda olsun. Tabii ki şaka yapıyorum. Bizim arkadaşlarımızdan Sercan. Kendisi biraz şakacıdır gördüğünüz gibi. Şöyle 16 yapalım çarı. Ondan sonra hatta 16 yapmaya da gerek yok. 15 olduk. Yetti. 93 oldu eksimiz. Böyle etrafınızda dolaşanları gördüğünüz zaman ölü taklidi yapabilirsiniz. Ölü taklidi yapmak işe yarıyor bu arada. Winklet de partide kasması gerekirken şu an geldi burada takılıyor kendisi. Takılsın bakalım. Eksimiz 96 oldu. Gerisini artık görevlerle hallederiz. 97. Şöyle devam edelim. -99. Ve şunu da kestik mi? Level atlıyoruz. Level atladık arkadaşlar. Şöyle returnumuzu koyalım. Görevlerimizi teslim edelim. 16'lık sun silahımızı alıp buraya tekrar gelelim arkadaşlar. Şöyle intimizi verelim. Bu neymiş? Bu stun arkadaşlar. Canavarları stun atıyor. Çok da insanları da stun atıyor bu arada. Yani player'lara ve normal moblara stun atıyor. Bu da sleep, bu da uyutuyor. Stun ile sleep'in farkı, stun attığınız adamı vurursanız şeyi bozulmaz. Stun devam eder ama sleep'te vurduğunuz anda bozulur. Şöyle clear'i açalım. Şunu da açalım. Şunu verelim. Şunumuzu açalım. Cleric alırız artık. Sos cleric alırız hatta. Şimdi hemen önce şu görevleri bir verelim. Şöyle hemen NPC'lere de bakacağım. Sırasıyla. Şurada yok. Burada yok. Aşağıda bir NPC'miz vardı. Bu bölümü biraz fazla uzattık ama 16 olduk en azından. Şöyle hemen şu görevleri verelim. Kaç token verdi? Şöyle şöyle şöyle. 133 token'ımız var şu an. Neredeymiş? Hemen şu sağ tarafta. Bunu da verdik. Bu Witch de onu veririz. Bu da Hunter'cı da. Eski Hunter'cı bilenler vardır. Daha sonrası kesme zaten. 16 olduğumuz için 16'lık malzemeleri de alacağız. 29 SP'miz kaldı. 16 FF'miz arkadaşlar. Çok büyük iş başardık şu an. SP yetti. SP yetiştirmek büyük mesele bu arada. Yani birazdan başlar bizim SP sıkıntıları. Şöyle bunu da verelim. Eksimiz %9 oldu. Witch'e gideceğiz arkadaşlar. Witch'e gitmeden önce gidelim sun silahımızı bir alalım bakalım artık. Buraya geldik hemen. Önce şu fazlalıkları bir satalım. Dostlarımızı satalım. Sitede bir işimize yaramaz. Bunu da sattık. Bunları böyle koyduk. Kalkan kaç paraymış? Moon Sun'u 75 token. Bizde 141 var. Silah biraz ucuzsa kalkanı da Sun alırız arkadaşlar. 100, silah da ucuz değilmiş bu arada. Dark Staff'ımızı şöyle alalım. Kaç token'ımız kaldı?
6 tane tokenımız kaldı. Sağlık olsun ama sun silah işimizi bayağı bir kolaylaştıracak. Şimdi buradan hemen weapon'ı alalım. Weapon'ı arkadaşlar light staff alacağız. Yani cleric alacağız. Şöyle hemen koydum buraya. Dark staff'ımı da buraya koydum. Shield'imizi alalım. Maalesef sun'unu alamadık. Hemen armor setimizi yani robe setimizi alalım. Aksesuarlarımızı da alalım şöyle. Bunu da geçtik, şunu da geçtik. Şunu da şöyle koyduk. Şu fazlalıkları da hemen biz satalım arkadaşlar. Çantada boşuna yer kaplamasın. Hiç sevmem çantada boşuna yer kaplayanları. Peki set parçaları ne kadarmış mesela? Şöyle hemen garment, sunlara bir bakalım. Arkadaşlar 128 token herhalde 3 derecede sun set yapamayacağız gibi duruyor. Videoyu daha da fazla uzatmayalım. Ben witch görevini veririm bir ara. Hemen şöyle ışınlandığımız yere gideyim. Size de birkaç sun silahımızı gösterelim. Nasıl kesiyoruz, nasıl kasıyoruz diye. Ondan sonra da bu videoyu artık sonlandıralım. Geri kalanını kaldığımız yerden devam ederiz. Şöyle şeyimizi takalım. Bakın arkadaşlar bayağı vuruyoruz. Sun silahın farkı burada gerçekten ortaya çıkıyor. Şimdi bunlara böyle tık 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 vuracağım. Sadece biraz zehir atıp yoluma bakacağım. Şöyle görevleri de koyayım sizin için kenara. Hatta bunlara bile vurur. Hakikaten vuruyor yani gördüğünüz gibi. Şöyle zerkini de koyayım. Zerk gittiydi. Zerk gittiydi de videoyu noktalarız. Yağmur yağıyor. Hava karardı. Cerberus mu? Cerberus tabii ki şu an için biraz bizi zorlar. Üzer arkadaşlar. En azından şöyle bir 20-21 olmamız gerekir. Sonrasında da bakarız. Bu arada Twitch'te Real Gold arkadaşlar YouTube'da videonun altına linkini eklerim. Real Gold bizim Muratan arkadaşımız. Muratan'ı bilirsiniz. Eski Warlock. Benim de Warlock'a başlamama sebep olan arkadaş. Canlı yayın açıyor arkadaşlar. Her gece Twitch'te. Ya herhalde her gece açıyordu. Yanlış olmasın. Onun linkini bırakırım. Twitch'ten de takip etmek isterseniz kendisini lütfen takip edip abone olun kanalına. Gerçekten güzel bir seri oluyor. Elle yavaş yavaş şeyle kasıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Videonun altında açıklamalar kısmına bunun mutlaka linkini bırakacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yani gayet hoş, hızlı bir şekilde kasıyoruz sun silahımız sayesinde diyelim. Ben bu görevleri de bir sonraki videoda devam edeceğim arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın arkadaşlar.